Tercih dönemi nüktesine son 3 gün endişelenmemize gerek yok arkadaşlar. Sizler için çok güzel repel gidiyorlar hazırlamaya devam ediyoruz. Burada diğer detaylara bakıyoruz. Şimdi günün yorumlarında Rukiye Şahin diyor ki Hocam açıkta kalmamamız için Bir kere açıkta kalmak diye bir şey yok. Açıkta kalmak diye bir şey yok. Mutlaka adrese dayalı olaraktan Tercih yaparaktan bir şekilde e, nakiller döneminde bir okula yerleşeceksiniz. Dolayısıyla açıkta kalmak diye bir şey yanlış. Ama açıkta kalmamız için bize örnek bir tercih yapar mısınız? Mesela 5'lik, onluk ve 20'lik dilimleri yapabilirsiniz demiş. Şimdi burada Rukiyeciğim ben senin hangi şehirde olduğunu bilmiyorum. İstanbul'da mısın, Ankara'da mısın, İzmir'de misin bilmiyorum. Dolayısıyla İstanbul'daki tercih edecek beşlikler farklı. Ankara'dakiler farklı. İzmir'dekiler farklı. Farklı farklı şehirler de farklı. Ama en azından şunu yapabilirsin. Birincisi siz eğer yüzde beşlik dilimdeyseniz yani yüz kişi içinde beşinci olmuşsunuz demektir bu. Dolayısıyla biz işimiz her zaman sağlam alacaktık. Ne yapacaktık? On tane tercih hakkımız varsa bir kere ne yaptık? E-okul girdiğimiz zaman şifremizi giriyoruz. İşte güvenlik kodunu giriyoruz. Orada güvenlik şifresini giriyoruz. Okul numaramızı giriyoruz. İşte bize verilen TC kimlik numarasını giriyoruz. Sonrasında ilk başta Adrese dayalı olaraktan tercih yapıyorduk yeşil kısımdan. Sonra yeşil kısımdan tercih yaptıktan sonra bakın yeşil kısımdan tercih yaptıktan sonra ne yapıyorduk? Kırmızı kısma geçiyorduk. Kırmızı kısımda kaç tane tercih hakkımız var? 10 tane. İşte bu 10 tane tercih hakkımızda her zaman... 6 yukarıdan 6 aşağıdan yapmamız lazım. Yani 6 dilim yukarıdan 6 dilim aşağıdan. Ama 5'likte 3 dilim yukarıdan 3 dilim aşağıdan da yapabiliriz. Yani şunu demek istiyorum. Biz e, eğer 5'lik dilimdeysek en üstteki tercihimiz yani 10 tane tercih hakkımız olsun. Şöyle gösterelim. Hatta burada şu kağıt üzerinden gösterelim. Nereden gösterelim? Mesela şuraya yazıyorum. Kırmızıdayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane tercih hakkımız var. Şimdi birincisi biz 5'lik dilimdeki bir yere girme ihtimalimiz yüksek. Ancak biz yine de işimizi sağlam almamız gerekiyor. Mutlaka aşağılardan da bir yerler yazalım demiş hatırlarsanız. Şimdi aşağılardan bir yer yazma mantığımızın sebebi neydi? Bizler aşağıdan bir yer yazdığımızda birincisi kontenjanlar arttı. Yani geçen sene yüzde beşlik olan bir öğrenci bu sene öğrenci sayısı arttığı için yüzde yedi giriyor dedik ama kontenjanlar arttığı için yine yüzde beşlik yerlere de girebilir. Veyahut da daha gerilerdeki yerlere de girebilir. Dolayısıyla %3 üç ile yüzde sekiz buçuk arasında yapması lazım. Yani yüzde üçlük bir yer yazacak. Üçlük bir yer. Üç buçukluk bir yer dörtlük bir yer. Sonra ardından ne yapacak? Beşlik bir yer, beşlik bir yer, beş buçukluk bir yer, altılık bir yer, işte yedilik bir yer, sekizlik bir yer, sekiz buçukluk bir yer. Bu şekilde yapabilir. Aynı şekilde onluk, yüzde onluk dilimden bir yer gösterelim mesela. Bu sefer de onluk dilimden geçiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Burada ne olacak? Bu sefer Yine bakın %8'de 16 tarzı yazılması lazım. Yani niye? Çünkü eğer kontenjanlar artmasaydı öğrenci sayısı arttığı için 14'lük yere giriyor gözüküyordu. Ama 14'lük yere değil de kontenjanlar arttığı için muhtemelen 13'lük, 12'lik hatta 10'luk yerlere de girecek inşallah diyoruz. O zaman hemen tercihimizi yapıyoruz. Yine yüzlük yukarıdan başlıyoruz. %8'likten başlıyoruz. 7'lik bir yer yazdık. 8'lik bir yer yazdık. 8'lik bir yer yazdık. 8'lik bir yer yazdık. 9'u bir yer yazdık. 10'lu bir yer yazdık. Sonra ardından 11'lik bir yer yazdık. 12'lik ...14'lük, 16'lık yerle bitirebiliyoruz. Burada eğer e, şu kısmı daha az tutarsa, bu kısmı daha çok tutarsa hiçbir sıkıntı yaşamaz. 150 120'likte ne yapıyoruz? Sonra 18-30 arasında gidiyoruz. Yani 18'lik bir yer tercih ediyoruz. 19'luk, 20'lik, 25'lik, 30'luk buraya doğru ilerliyoruz. Muhtemelen 28.60 dilimi yani geçen sene ama kontenjanlar arttığı için yine %20'lik yerlere... ...veyahut da %21-22'lik yerlere girecektir diyebiliriz. Dolayısıyla Rukiye sorunun cevabı bu şekilde. Ama ben hangi şehirdeysem onu bilmiyorum. Fakat sen şurayı bir kez daha göstermek istiyorum. Eğer yüzde dilimdeysen bu aralıkta yüzde onluk dilimdeysen bu aralıkta yüzde dilimdeysen bu aralıkta tercih yapabilirsin. Üst tarafa hayallerini, orta tarafa olabilecekleri, son tarafa da yani son kısımlara, son 10 tercihin için, son üç dört tercihde kesin kazanabilecekleri yazmalısın. Hocam yüzdelik İrem Gültekin'e bakalım. Hocam yüzdelik dilim 71,72,42. Psikolog olmak istiyorum. Siz hangi liseye gitmeliyim? Hangi liseye gidersen git. Eğer psikoloji bölümünü kazanırsan, rehberlik psikoloji danışmanlık bölümünü kazanırsan, çok rahat psikolog ya da bir e, rehber hoca ya da bir rehber danışman olabilirsin. Hatta bunları okumadan bile psikolog olabilirsin. Nasıl olur biliyor musun? Atıyorum işletme okudum. İşletmeyi bitirdikten sonra psikoloji alanında kendine yüksek lisans yaparsan, yani diğer adıyla master yaparsan, bir de üzerine doktor yaparsan, zaten psikoloji doktoran var diyerekten çok rahat e, insanları yönlendirebilecek, eğitimi aldığın için psikolog da olabilirsin. Ama psikiyatrist olmak istiyorsan yani ilaç yazmak istiyorsan mutlaka tıp fakültesi yazman lazım. Tıp fakültesi yazman için de mutlaka çok iyi bir okulda çok iyi bir eğitim alman lazım. Ama tıp fakültesi okumak için illa fen lisesine gitmek lazım. Hayır. İlla Anadolu lisesine gitmek mi lazım? Hayır. Dolayısıyla psikolog olmak istiyorsan bence şimdiden insan davranışlarını inceleyen kitaplar okumaya kendini yönelt. Bol bol kitap oku. Sonrasında da herhangi bir liseye giderekten ister Anadolu lisesi olsun, ister fen lisesi olsun, ister Anadolu Hatip lisesi olsun, ister meslek lisesi olsun. Ardından iyi bir üniversite sınavı yap. Üniversite sınavında girdiğinde tarih, coğrafya, edebiyat, matematik derslerin bu sırasıyla tabii ki en başta tabii ki edebiyat, Türkçe dersin. Sonrasında tarih, coğrafya, felsefe grubu dersin. Ardından matematik derslerin çok iyi olursa iyi bir psikoloji bölümü kazanırsın. Ondan sonra da kendini geliştirip çok iyi bir psikolog olursun İrem Gültekin. Şu anda Türk sana bir sır söyleyeyim bak bunu kimseye söylenmez aslında ama söylemek zorunda bütün öğrenciler için söylüyorum. Türkiye'de şu anda çok başarılı olmuş psikologların çoğu psikolog e, psikoloji bölümü mezunu değil. Yani psikiyatristler hepsi tıp fakültesi mezunu ama böyle psikolog olarak insanlara hizmet veren birçok değerli psikologumuz esasında kendini geliştirmiş, bu alanda psikoloji master yapmış, psikolojiyle alakalı kendini geliştirmiş ama farklı bölümlerden mezun insanlar. Zaten bir psikoloji bölüm bölümünden bölümünden mezun olan bir insan da kendini geliştirip başka bölümleri okuyabildiği gibi sen de bunu yapabiliyorsun. Dolayısıyla üniversite eğitimi tabii ki önemli. Lise eğitimi de tabii ki önemli. İlk öğretim de önemli. Ama sen ilk öğretimde, orta, orta öğretimde yani ortaokulda nereye gidersen git. Eğer LGS'e başarılı olursan seni güzel bir gelecek bekliyor. Lisede nereye gidersen git. Üniversitede başarılı olursan seni güzel bir gelecek bekliyor. Üniversitede de tıp fakültesi hariç, mühendislik ve öğretmenlik ve hukuk hariç hangi Fakülteye gidersen, kendini geliştirirsen işletme alanında, ekonomi alanında çok iyi yerlere gelebilirsin. Yani hayatta hiçbir zaman şöyle bir şey yok yani. Sen buraya gittin tük akasana bitti artık hiçbir şey olamaz. Öyle bir şey yok. Her zaman çok iyi çalışıp, kendini geliştirip iyi yerlere gelebilirsin. Bunu asla unutma İrem. Ee, gelelim mesleki ve teknik yorum sesine. Ortak müfredat derslerinin yanı sıra. Bu ne demek? Yani üniversite sınavına hazırlanacağınız derslerin yanı sıra teknisyenlik, muhasebe, yiyecek hizmetleri, radyo televizyon, sağlık hizmetleri gibi birçok alanda teknik eğitim verilen lise türü. Dolayısıyla bir bilezik kazanmış oluyorsun koluna. Öğrenim süresi 4 yıl var ya da hazırlık artı dört yıl olanlar var. Yabancı dil, İngilizce, matematik, edebiyat, yabancı dil ortak dersleriyle beraber teknik derslerde ağırlık. Hani İmatif'te hatırlarsanız dün söylemiştik ne vardı? işte fıkıh, kelam, akayet vardı. Burada da mesleki dersler var. En yüksek puanlısı Ankara'da Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 8 dilimiyle alıyor. Ee, askeri elektronik sanayine yetişmiş, eleman yetişmiş, çalışan insana ihtiyacını karşılayabiliyor. İstanbul'da da 9975 almış. Bu neden böyle yüklü endişe? Çünkü en kontenjanla girmiş bu öğrenci. Pendik, Nuh, Kuşçulu, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Bütün bu okullar, bütün bu Anadolu fen liseleri, sosyal bilimler liseleri sizleri bekliyor arkadaşlar. Hepsini temizlediler, dezenfekte ettiler. İnşallah sizler kazanacaksınız ve güzel güzel okuyacaksınız. Hadi bakalım yorumlara bekliyoruz sorularınızı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.